Açın, kitap gibi okuyun. Dostlar selamlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Rampage'in SMX R4 adlı profesyonel oyuncu mouse'unu detaylı bir şekilde inceliyoruz. Ürünün zaten kutu açılımı videosunu yapmıştık ve 1000 küsur izlenmiştik. Şu anda biliyorsunuz ki piyasada birçok mouse var, farklı tasarımlarda, farklı renklerde ve farklı özelliklerde, aynı zamanda farklı fiyatlarda. Bu mouse'un tasarımı aslında bütün mouse'lardan farklı, çok daha farklı bir konumda. Gerek kullanışlılığı olsun, gerek tasarımı olsun, dikkat çekiciliği olsun, gerek de fiyatı olsun, bana sorarsanız çok başarılı bir mouse. Kullandığım birkaç günlük süreçte bu mouse'un bana sunduğu birkaç tane özellikten, birkaç tane detaydan bahsedeceğim kullanıcı yorumlarıyla. Dilerseniz videomuza başlayalım. Altın uçlu USB kablosuyla karşımıza çıkan bu mouse'un övgü bir kablosu bulunuyor. Yani zamanla kablom koptu, kablom çatladı gibi şikayetlerle karşılaşmıyorsunuz ve dolanma konusunda da aynı zamanda şikayetçi olmuyorsunuz çünkü örgü kablo olduğu için mouse kablosu birbirine dolanmıyor. Ortalama uzunlukta güzel kaliteli bir kablosu bulunuyor ve bu kablomuzun bağlantısı ortadan yapılmak yerine mouse'un sol tarafından yapılmış. Genel tasarım detaylarına baktığımız zaman turuncu ve siyah renkler ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Alt kısmına baktığımız zaman altı da aynı şekilde turuncu bir şekilde boyanmış. Boy olarak kısa ancak geniş bir mouse. Elinize aldığınız zaman bileğinizi çok fazla yormuyor. Zaten bilek desteğini buradan dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bilek desteğini bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi bileğinizin şekline göre ayarlama şansınız bulunuyor. Bileğinizin biraz daha yukarıda kalmasını istiyorsanız şu konuda bırakıyorsunuz. Eğer bileğiniz biraz daha yatık olsun istiyorsanız high tuşun üzerine basarak bunu biraz daha yatık hale getirebiliyorsunuz. Şahsen ben yatık halde kullanıyorum. Bu şekilde bence daha kullanışlı. Bileğinizin sağlığı açısından, kullanışlık ve rahatlık açısından bunun yatık olması çok daha büyük bir avantaj. Tasarım açısından çok değişik bir mouse. Bayağı önem verilmiş, bayağı uğraşılmış bir mouse. Dilerseniz tuşlarımıza ve tuş sayılarımıza bakalım. Öncelikle şurada bir tane pad bulunuyor. Elinizin orada rahat durması için plastik, güzel, tırtıklı bir pad yapısı bulunuyor. Bu benim en çok hoşuma giden detaylardan bir tanesi. Zaten önceki videodan da bahsetmiştim. Burada 3 tane turuncu tuş bulunuyor. Üçünde farklı fonksiyonları bulunuyor. Bunlara farklı fonksiyonlar da atayabiliyorsunuz. Basış hissiyatları gayet güzel. Sesleri çok yüksek değil. Böyle başkalarını rahatsız edecek seviyede değil. Maalesef ki klik sesleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çok yüksek sesli klikleri bulunuyor. Diğer mouse'lara göre biraz daha, bir tık daha yüksek bir sesi bulunuyor. Ortasında bir tane eksi, bir tane artı tuş bulunuyor. Bunlar DPI ayarlamanız için. Sağ tarafta herhangi bir tuş bulunmuyor. Dilerseniz buradaki kapağı hemen bir kaldıralım. O kapağı kaldırdıktan sonra şurada görmüş olduğunuz 4 tane ağırlığı çıkarabiliyorsunuz. Mouse'unuzun hafif olmasını istiyorsanız bu ağırlıkları bir cımbız yardımıyla çıkarabilirsiniz. Ancak ben ağır kullanmak istiyorum derseniz de o şekilde kullanma şansınız bulunuyor dostlar. Tuşları ve genel görüntüsü bu şekilde. Piyano Black bir kasası bulunuyor. Piyano Black olması çok güzel, göze çok güzel hitap ediyor. Ancak diğer Piyano Black'lerde olduğu gibi çok fazla parmak izi tutmuyor. Kullandığım o süreçte buna dikkat ettim. Çok da fazla parmak izi yapmıyor. Görüntüsü her ne kadar parlak olsa da. Korktuğum tek şey parmak izi yapmasıydı. Parmak izi de yapmadı. Turuncu yerleri zaten yapmıyor. Şimdi dilerseniz biraz mouse'la ilgili teknik detay verelim dostlarım. Mouse'da 4000 DPI'lik optik bir sensör bulunuyor. Bu sensörün markası Avogadro 3050 flagship sensör diye geçiyor. Aslında çok fazla duymadığımız, çok fazla kulağımıza fısıldanmayan bir sensör. Bu mouse'da çok fazla PUBG oynadım ve oynadığım süreçte PUBG hassasiyet gerektiriyor. Bir oyun. Hani az bir şey bile eğiminizi kaçırdığınız zaman adamı vuramayabiliyorsunuz. Ancak bu mouse'da herhangi bir sıkıntım olmadı. Mouse'da sensöründen kaynaklı bir problem yaşamadım. İşte kaçırma falan yapmadı. Çok güzel, çok hassas. Böyle çok güzel işleyen bir sensörü bulunuyor. Masadaki kayganlığı, rahatlığı son derece yeterli. Herhangi bir problemi bulunmuyor. Eldeki rahatlığı, eldeki kullanışlılığı ya bana sorarsanız çok güzel oturuyor. Benim elim biraz büyük bir el. Buna rağmen elim çok rahat oturdu. Herhangi bir zorluk yaşamadan çok güzel bir şekilde kullanabiliyorum. Tuşlara erişim çok güzel. Özellikle şuradaki ufak tuşa erişim daha rahat. Şuyla şunu kullanmak güzel ancak bu biraz daha sizi zorlayabiliyor. Buraya konulan yumuşak pet parmağınızın rahatlığı anlamında bayağı başarılı olmuş. DPI'yi arttırabilmeniz için, kısabilmeniz için tuşlar bulunuyor. Burada 4 renkli bir aydınlatmamız bulunuyor. Aydınlatma kalitesini hiç beğenmedim bu arada, bunu söyleyebilirim. Mesela ortalarda çok az yanıyor, şu köşelerde çok yanıyor falan. Eğer ki çok fazla ışık beklentiniz varsa bu mouse'dan beklemeyin. Çünkü çok fazla sizi tatmin etmeyecektir. Standart sadece ışık koymuşlar. Herhangi bir kalitesi falan bulunmuyor. DPI'larını şu şekilde kısıp şu şekilde arttırabiliyoruz. Hemen bir klik seslerine bakalım.
Klik sesleri normal oyuncu mouse'larından biraz daha gürültülü bir şekilde çalışıyor. Bu rahatsız edici mi bence değil, çok ince, hoş bir tonlu klik sesi bulunuyor. Scroll tuşumuz da burada yer alıyor. Scroll tuşunu tırtıklı yapmışlar. Bunun da sebebi parmağınız terliyken kaydırmaması muhtemelen. Scroll tuşumuzun klik sesi bu şekilde. Genel tuşların sesine bakalım hemen. Tuşların sesleri de bu şekilde. Dostlarım, oyun performansı anlamında sizlere sorun yaşatacak bir mouse değil. Oyun performansı gerçekten çok iyi. Zaten adı üzerinde, oyuncu mouse'u. Eldeki rahatlığı olsun, kullanışlılığı olsun, masa üzerindeki kayganlığı olsun, tuşların kombinasyonu ve kullanışı olsun çok rahat. Klik sesleri benim hoşuma gitti ancak biraz gürültülü çalışıyor. Ağırlıkları çıkarıp mouse'u hafifletebilmemiz güzel olmuş. Tasarımı çok dikkat çekici ve boya kalitesi bana sorarsanız çok başarılı bir mouse. Yazılımının linkini bulabilirsem açıklamalar bölümüne bırakacağım. 6 tane tuşunu da yazılımıyla değiştirip makro atayabiliyorsunuz. Makro atanması da güzel olmuş. Bu arada normalde mouse'larda sol tarafta 2 tane tuş görmeye alışıyoruz. Ancak bu mouse'da 3 tane bulunuyor. Buradaki tuş ekstra olarak yer alıyor. Bunun da amacı çift tıklamak. Mesela oyundasınız. Çift tıklamak için şunu yapmak yerine buna bir kere basıyorsunuz. Buna bir basıyorsunuz, 2 basışa geçiyor. Bir bastığınız zaman 2 kere ateş ediyor. Bu da oyunlarda aslında hile gibi bir şey sayılabilir. Kullanışlık açısından, oyun performansı açısından bence başarılı. Mouse'un kablosunun toplam uzunluğu 1.5 metre ve üzerinde bulunan buton sayısı 8 arkadaşlar. Üzerinde bulunan Avago 3050 sensörü ile oyunlarda sorun yaşamadan güzel bir şekilde keyif alabilirsiniz. Benim izlenimlerim bu şekildeydi. Sensörden yana hiçbir problem yok. Switchleri gayet güzel, yüksek sesi çalışıyor. Üzerindeki çift tıklama ateş butonu güzel olmuş. Genel rahatlığı, elde tuşu gayet güzel. Ve dikkat çekici olması da en büyük avantajlarından bir tanesi. Diğer mouse'lardan kendini rahatlıkla ayrıştırabiliyor. Videomuz bu şekildeydi. Umarım ürün hoşunuza gitmiştir. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki inceleme videomda görüşmek dileğiyle.